Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizinle noktalama işaretlerinden, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve uzun çizgi üzerinde bir değerlendirme yapacağız. Bu işaretlerimiz esasında yoğun bir şekilde belki e, TYT gibi sınavlarda karşımıza gelmesi de özellikle soru işareti ve ünlem işaretinin değerli olduğunu söyleyelim. Bu işaretler en azından bazen bir paragraf şeklinde sorular karşımıza geldiğinde bu işaretlerin tümünü de görebildiğimizi söylemek lazım. Hemen zaman kaybetmeden soru işaretleriyle başlayacağım arkadaşlar. Soru işaretinin bir birinci görevlerinden biri Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna getirilir. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı, bakın soru soruyor. Yani soru eki veya bir soru sözü, soru kelimesi varsa o cümlenin sonuna getiriyorsunuz. Atatürk bana sordu. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Evet, bakın burada ne zaman sorusu vardı. Burada da ne sorusu var? Her ikisinin sonunda da soru işareti getiriyoruz. Bu arada hemen hızlıca şunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlar. Dikkat edin. Yani şunu demek istiyorum. Bazen soru sorabilir ama ard arda sorular sorup araya virgül getirebilir. Ondan dolayı arada özellikle virgül olduğunun kanıtı nedir? O sorudan sonra küçük harfle başlamasıdır. Küçük harfle başlamamışsa soru cümlesinden sonra büyük harfle başlamışsa kesinlikle o ifade eden, ifade eden sonra soru işareti getirmiş ki büyük harfle başlamış. Bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. İkinci özelliğe baktığınızda soru bildiren ancak Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna getirebilirsiniz. Güzel. Bakın. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız. Aslında adınız nedir demek istiyor. Ama biz anlıyoruz değil mi? Anladığımız için burada yine soru işareti kullanabilirsiniz. Üçüncü özelliğe geçiyorum arkadaşlar. Bilinmeyen. Bunu birçoğumuz biliyor esasında. Yani bu özelliği. Bilinmeyen. Kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar içinde kullanabilirsiniz. Yunus Emre 1240 ile 1320 yılları arasında yaşamış bir tasavvuf şairidir. Doğru ama biz 1240'tan çok emin değiliz. O zaman hemen yılın yanına soru işareti koyabilirsiniz. Yani doğum yeriyle ilgili bir tereddüt yaşadığımız için bir kesinlik oluşturamadığımız için soru işareti koymuşuz. İstersek 1446 parantez içerisinde de gösterebiliriz bu arada arkadaşlar. Yani Fuzuli'nin e, özellikle e, doğum tarihi noktasında bir belirginlik veya bir kesinlik yoksa parantez içinde soru işareti göstermek de kesin olmadığının göstergesi ve bu doğru bir yazımdır. Ankara'dan Antalya arabayla 3 saatte gitmiş. Tam emin değiliz. Belki 3 saati de geçmiş olabilir. Arkadaşlar o ifadeden dolayı parantez içerisinde soru işareti göstermiş. Hemen devam ediyorum. Bir uyarımız var arkadaşlar. Bu uyarıya dikkat edin. Özellikle diyor ki m-mi bizim aslında az önce söylediğimiz ifadeyle ilgili biraz da m-mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti gelmez. Yani demek istediğimiz şu Soru eki mı midir ama soru anlamı taşımıyorsa biz soru işaretini koymamızın bir anlamı var mı? Hayır. Akşam oldu mu? Sürüler döner. E şart anlamı koymuş değil mi? Biraz da zarf tümleci ama şart anlamı katmış. Zaten soru anlamı katmamış. Hava karardı mı eve gideriz. Arkadaşlar özellikle şart anlamı zaten katıyorsa şart anlamı katıyorsa biz ne yapıyoruz? Kesinlikle soru işareti koymuyoruz zaten. Bir uyarımız daha var. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Soru ifadesi taşıyan sıralı veya bağlı cümlelerde soru işareti en sona gelir. Aslında biz az önce bunu dedik ya. Birden fazla soru soruyorsa biz o soruların arasına virgül koyuyoruz. En sonuna soru işareti getirebiliriz ama dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sorudan sonra yani soru ifadesinin oluşturduğu cümleden sonra büyük harfle başlıyorsa demek ki oraya soru işareti gelmiştir. Küçük harfle başlıyorsa demek ki virgülle ayrılmıştır. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Dikkat edin. Mı soru ifadelerinden sonra en sona soru işareti koymuş. Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı? Görüyor musunuz? Peki devam ediyoruz. Ünlem işaretine geldik artık. Artık arkadaşlar aslında ünlem işaretine gelmeden önce küçük bir şey daha söylemek istiyorum soru işareti ile ilgili bazen aklımızda gerçek soru ve sözde soru cümlesi gibi ifadeler gelebilir hangisine soru işareti geliyor gibi bir yanılgıya düşebiliriz şuraya bir not şeklinde özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar gerçek soru dediğimiz şey nedir yanıt beklenen yani cevap bekliyorsanız gerçek soru cümlesidir. Neden gelmedin? Mesela yazdık. Cevap bekliyor değil mi? Evet. O zaman soru işareti gelir. Peki sözde soru cümlesi nedir? Sözde soru cümlesi de arkadaşlar yanıt beklenmeyendir. Yani kendimiz soru sorup aslında kendi içimizde de cevap veriyoruz ama kendi içimizde yani cevap verme durumuna geçiyoruz. Sizi hiç. Sevmez miyim? Bakın burada da arkadaşlar aslında sizi severim anlamı taşıyor. Ama soruya dönüştürmüş. Peki soru işareti getiriyor muyuz? Evet buna da soru işareti getiriyoruz. Yani hem sözde soru cümlesine hem gerçek soru cümlesine getiriyoruz. Peki nereye getirmeyebiliriz? Şöyle bir ifade yazacağım. Sizi neden aradım Bilmiyorum. Arkadaşlar eğer soru sorup cevap da veriyorsanız nokta gelir. Soru işareti gelmez. O zaman gerçek ve sözde soru cümlelerine soru işareti gelir ama soru sorup aynı zamanda cevap veriyorsanız soru işareti gelmez. Devam edelim arkadaşlar. Ünlem işaretine geliyoruz. Ünlem işareti de çok yoğun olarak kullandığımız işaretlerden biridir. Arkadaşlar ilk söyleyeceğimiz şey zaten en önemli noktasıdır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma, işte üzüntü gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konulur. Hava ne kadar da sıcak. Aşk olsun. Ne kadar, ne kadar akıllı adamlar var. Vah vah görüyor musunuz? Hepsini sonuna çok rahat getirebiliriz. Ne mutlu Türk'üm diyene bakın sevinç gibi Acı gibi korku gibi şaşma gibi endişe gibi duygularımızın duygularımızı ifade ettiğimiz cümlelerin sonuna ne getiriyoruz ünlem getiriyoruz dikkat edin ünlemden sonra da büyük harfle başlar sonra büyük harfle başlarız dikkat edin arkadaşlar seslenme ve hitap ifadelerinden sonra da getirmez miyiz evet ordular seslenme İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Evet, seslenme var. Ama uyarı noktasına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra gelebileceği gibi cümlenin sonuna da getirebilirsiniz. Bakın mesela. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken bakın arkadaşlar Arkadaş ifadesinden sonra normalde getirebilirsiniz bu bir seslenme. Ama getirirseniz B harfi nasıl olur? Büyük yazılır. Ama biz ünlem veya seslenmelerden sonra virgül getirmişsek cümlenin sonuna, ifadenin sonuna ünlem getirebilirsiniz. Yani kısacası şöyle küçük bir örnek vereceğim. Diyelim ki şöyle yazdınız: Eyvah! Sınav yaklaşıyor dediniz diyelim ki. Şimdi eyvah'tan sonra getirmemişseniz virgül getiriyorsunuz. Sonra soru işareti pardon ünlem işareti getiriyorsunuz. Ha diyelim ki eyvah'tan sonra getirdiniz. O zaman ünlemi o zaman bakın kelimemiz büyük harfle başladı ve şöyle bitiriyoruz. Nokta koyup bitiriyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar parantez içerisinde ünlem oluşursa aslında alaysı, küçümseyici, kinayeli, tarih sanatı diyoruz bu arada bu edebiyatta. Tarih sanatıyla ilişkilendirdiğimizi söylemek lazım. Yani küçümseyici, dalga geçmeye dair söylediği sözün tersini kastedecek şekilde bir ifade kullanıyorsanız ünleme, ünlem işareti getiriyorsunuz ama nasıl getiriyorsunuz? Parantez içerisinde getiriyorsunuz. Buna dikkat edin. İste, i̇steseymiş bir günde bitirirmiş. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Arkadaşlar aslında söylediklerinin tersini kastediyor. Onun için parantez içinde ünlem getirmiş. Bir de cümle bittikten sonra da nokta getirebiliyorsunuz. Dikkat edin. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Aslında olmadığına dair sözün tersini kastediyor. Peki hemen devam ediyorum arkadaşlar. Kısa çizgi ile ilgili konuşalım. Kısa çizginin e, özellikle önemli bazı noktaları var. Onu söylemek lazım. Bir kere birincisi satıra sığmayan kelimeleri bölürken satır sonuna getiriyorsunuz. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan mı? Üzüntüden mi bilmem. Görüyor musunuz? Hecelemeye göre hareket ediyorsunuz bu arada arkadaşlar. Bilmem. Yani hecelemeyi bildiğinizi düşünüyorum. Hecelemeye göre kısa çizgiyi getirmeniz lazım. Havuzum suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepe, kanepelerde kimseler yok Tramvayda ne fena gıcırdadı arkadaşlar yine heceleme ile getirmişiz. Şimdi ben heceleme tekniğini söylerken yani satır sığmayan satır sonuna sığmayan kelimeleri ifade ederken küçük bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bazen şöyle bir şey geçiyor karşımıza. İlkokul kelimesini diyelim ki satır sonuna sığmadı. İlk okul böyle yaparsanız büyük hata. İlkokul bileşik kelimedir. Bileşik kelimelerin oluşumuna dikkat edin. Aslında aralarında bir ulama var. Ulama neydi arkadaşlar? Ünsüzle bitip ünlüyle başlayan bir kelimenin, iki kelimenin arasında ulama gerçekleşiyor. İşte ulama gerçekleşirse şöyle bir nokta oluyor. Heceleme tekniği değişir. Nasıl değişir? Ünsüzümüz yani şu K harfi ünsüzümüz ünlünün yanına geçer. Yani şöyle yaparsınız. İl ko işte doğrusu bu arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Baş öğretmen mesela yazarken ba şö ret men şeklinde yazıyorsunuz. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Mesela yüksek okul yazıyorsunuz. Yük se ko kul şeklinde yazıyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar buna. Soru şeklinde karşınıza çıkacağını söyleyelim. Bir de bu arada şöyle bir şey de söyleyeceğim. Özel isimlerden sonra kısa çizgi mi kullanılır? Eğer özel isimler birey kalırsa? Hayır. Mesela Ali'nin diye yazacağız. Arkadaşlar kısa çizgiye gerek yok. Kesme işareti getirip şöyle bir ifade yazsanız yeterlidir. Yani hem kısa çizgi hem de kesme işareti olmaz. Hemen ikinci özelliğe geçiyorum. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin ve ara cümlelerin başına ve sonuna ne getiriyorsunuz? Kısa çizgi. İsterseniz ne getirebilirsiniz? İki tane virgül de getirebilirsiniz. Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Arkadaşlar dikkat edin bu bir ara söz. Ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi getirebilirsiniz. Kelimelerin köklerini ve gövdelerini ayırmak için arkadaşlar almaktan alış. Almak kök, alış ise fiilden isim yapan bir yapım eki. Ek ve köfteli, köklerini birbirinden ayırmak için ne yapıyorsunuz? Kısa çizgi getiriyorsunuz. Gör, gü, süz, lük. Peki dördüncü özelliğe bakın. Fiillerin ya da fiil gövdelerinin sonuna getiririz. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki ağaç kelimesinin sonuna getirmiyoruz. Neden getirmiyoruz? Çünkü ağaç Fiil değil, buraya gelmez. Ama gitmek kelimesinin hemen yanına getirip bunun ne anlama geldiğini söylemek lazım. Aslında mastar eki, mak alabildiğinin göstergesi. Al derken kısa çizgi yanında varsa almak anlamına geliyor. Durmak, görmek, vermek, başarmak, kanamak, okutmak anlamlarına geldiğini söylememiz lazım. Arasında 5. özelliği okuyorum arkadaşlar. Arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayıların arasında kullanılır. Aydın ve İzmir yolu. Türk ile Alman ilişkileri. Ural ve Altay dil grubu. Yani mesela biz ne yapıyoruz? İşte 2020 kısa çizgi 2021 eğitim öğretim yılı hatta bazen eğitim öğretim dediğimiz zaman da araya kısa çizgi koyduğumuzu söylemek lazım. Ama uyarı kısmına dikkat ediniz. Lütfen cümle içinde sayı isimlerinin yenilenmesinden yani tekrarlanmasından dolayı araya kısa çizgi gelmez. 10-15 ya da 3-5 kişi geldi derken yanlış kesinlikle araya kısa çizgi getirmeyesiniz yoksa kesinlikle yazım yanlışı kabul edilir. Evet bugünkü aslında söyleyeceğimiz son yani bu videomuzun son işareti uzun çizgidir arkadaşlar. Uzun çizgiden de bahsedelim ve bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Uzun çizginin diğer isminin konuşma çizgi ol konuşma çizgisi olduğunu siz de biliyorsunuz. Ya da konuşma işareti olduğunu siz de biliyorsunuz. Bir kere çok güzel örneklerden hemen gösterelim size. Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır. Evet konuşuyorlar. Eski gezdiniz mi? Rothschild'in evine, Rothschild evine gittiniz mi? Bakın karşılıklı konuşma. Ama burada uyarı noktası küçük bir şey var. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde arkadaşlar tabii ki bu bir aktarma cümlesi olduğu için konuşma çizgisine gerek yok. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu hancı dedim bildin mi Maraşlı şeyh oğlunu görüyor musun? Tabii ki tırnak yani tırnaktan önce ya iki nokta gelir ya da tırnaktan önce virgül geldiğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Peki bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.